masada tamamlandığına göre... Artık başlayalım diyorsun. Haklısın. Ben aslında başından beri biliyordum senin Şebnem'le evlenmek istemediğini. Anlamadım. Yani senin gibi yakışıklı, kültürlü, zeki bir adam. Neden bu yaşta evlensin ki? Değil mi? Sonuçta sen İzmir'in en gözde bekarısın. Senin yerinde olmak isteyen o kadar çok insan var ki. Ya var, birkaç kişi var. Ben de düşündüm. Yani arkadaşımın mutluluğunu engellemek gibi bir niyetim yok. O zaten bana yakışmaz. Ama sana karşı olan duygularımı itiraf etmezsem... ...hayatımın sonuna dek pişman olurum diye düşündüm. Güzel demişsin. Değil mi? Seninle o kadar uzun zamandır konuşmak istiyorum ki Arda. Siz bizi mi takip ediyorsunuz ya? Evet, ediyoruz. Biz bir şey konuşuruz. Ben size sonra anlatacağım, tamam mı? Şimdi anlatacaksın. Ne oluyor burada ha? Bu herif senin elini niye tutuyor? Bu kaderleri niye tokuşturuyorsunuz Almila? Benim konuyla hiç alakam yok, tamam mı? Almila beni konuşmak için çağırdı, ben ondan geldim buraya. Yemezler. Bırak bu işleri. Abi, iyi eğlence. Özgür tut, otur. Müsaade et abi. Anlat bakalım. Almila ile aranda ne var, anlat çabuk. Özgür. Ya hiçbir şey yok. Ben Şebnem'i seviyorum. Ben onunla evleneceğim. Başka bir kadınla ne alakam olabilir ya? Ah, aşkım. Aşkım. Ay. Berbat ettiniz. Aferin size, aferin. İçinde geçerli. İki kafalar. Hey. He? Yani parti aynı yerde mi yapılıyor? Ne partisi? Ha? Balık hafızalı arkadaşlar, şok soru. Yaklaşık 15 saniye önce bekarlığa veda partisi dedim ya. Ha, ben o ara başka bir şeyle ilgileniyordum da. Kainat. Ben baktıkça sinirleniyorum. Sinirlenince bakıyorum. Bu nasıl bir kısır döngü duruyor? Yaz. Yürü gidelim, delireceğim ben ya. Ne oldu? Hani parti? Hani striptizci çocuklar, six pack? Göbek havaları, alkoller, şatlar. Gideriz. Aşkım gitti mi? Gitsinler sevgilim, olsun. Biz ikimiz eğleniriz. Kimseye ihtiyacımız yok ki bizim. Biz sandık ki... Yani sizin ikinizi öyle yakın görünce... Öner hocam, sen de bir şey söylesene. Yani biz bir şeyler dönüyor sandık. Plan yaptığınızı bilseydik... Bir daha bilmediğiniz işleri burnunuzu sokmayın o zaman. Tam her şeyi yoluna koymuşuz, Arda'yı havaya sokmuşuz. Şebnem gelip görecekti, anında vazgeçecekti evlenmekten. Ama ne oldu? Ben Şebnem'i seviyorum muydu? Yazıklar olsun be.
Ne gerek var şimdi? Ay oğlum hayatım, ne güzel eğleniyoruz işte, hep beraber eğleniriz. Merhaba, iyi eğlenceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Otursanıza bizimle. Benim Hülya ile konuşmam gereken özel bir konu var da biz hiç oturmayalım. Aynen, biz sizi tutmayalım. Tutalım. Nasıl? Hep beraber eğlenelim. Ne güzel bir akşam, bir şeyler içelim değil mi? Israr etme hayatım. Aa bu arada yarın ikinizi de düğünümüze bekliyoruz. Şahane. Evet şahane. Yalnız yanında beyaz giyme toz olur. Efendim? Beyaz gelinlik, geline uğursuzluk getirir falan. Beyaz giyerse doyarım seni. Size iyi eğlenceler. Hayatım ne oluyor? Kıskandın galiba. Nasıl yani? Ne kıskanayım ya, iki günlük tanıdığın adamı aşkım? Sen mi beni kıskandın? Ha? Beni kıskandın mı sen? Hı? Ben bir de daraldım burada ya. Gidelim mi buradan? Hı? Gidelim. Evet, şimdi biraz geçmişten söz edelim. Şu an neredesin? Konuşabilirsin. Ah, bir şey oldu. Bu ne ya? Bu ne, nasıl çarpma bu? İlkokul öğretmenim, Şefika Nazik daha az konuşayım diye ağzıma koli bandı yapıştırıyor. Neyse ki açtı şimdi. Aa, ne acayip öğretmenler varmış be. Ama çok da haksız sayılmazmış. Değil mi? Neyse evet. Şimdi çok geriye gittik. Biraz daha yakına gelelim. Evet, anlat bize. Ay, şahane bir topuklu ayakkabı alıyorum. Böyle turkuaz rengi, gümüş topuklu. Tamam. Kaç yaşındasın? 9. Allah'ım sen bana sabır. Şeyde, Şebnemciğim çok geriye gittin. Şimdi daha yakına gelelim. Arda'yla diken masasını da hatırla. Sonra ne oldu? Onu anlat bize. Ha. Mavi ekran verdim şu an. Aa, tamam şey yapma, mavi ekran iyidir. Çünkü dinginlik verir, gökyüzünü anımsatır, sessizliktir o yani. Biraz böyle gevşetir, şey yapar mı canım? Hafif uykuna verir, sıkıntı olmaz ama ya. İyidir o. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Aa, ben biraz şey yapmışım, tamam bana. Kendimi kaptırmışım, önemli değil, ben de tamam. Farklıyla ilgilenen bir kız var, böyle enerjiler, reikiler, böyle bir şeyler. Ha, bir de kendini Juliet zanneden bir kız var. Beni bu beni hatırlamaya başladı bak. Şimdi kendini zorla biraz, biraz zorla anlat bize. Ha, iki tane dingilde kız görüyorum. Kim o kız? Biri böyle sarışın, kıvırcık saçlı, orta boylu. Diğeri daha uzun, kumral beyaz tenli. Kainatta anneymiş isimleri. Tamam, tanışıyor musun onlarla? Tanışmıyorum canım, benim ne işim olur o paçozlarla? Ay, varoşun gülleri. Ya ben onlarla şuradan şuraya gitmem yani. Ay gerçekten adım atmam. Ay hadi canım, başka kapıya. Hadi kaş kaş, kaş kaş, kaş kaş. Yani çölde susuz kalsam yemin ediyorum bunların matarasından su içmek aklıma gelmez. Öyle bir pis, öyle bir mikrop yuvası insanlar bunlar. Yani evlerine klorak bile girmemiştir. Yani kolera, ebola, her türlü virüs, musibet, pislik bulunur bu insanlardan. Pis insanlar. Almila. Almila uyandır artık şunu bak. Gerçekten fena şeyler olacak, burama kadar geldi. Aslında iyi de kızlar yani, sonuçta beni sevdiler, olduğum gibi kabullendiler. Buna da şükür. Değil mi? Ay bir şey diyeceğim. Hazır bu uyumuşken biz buna telkinlerde mi bulunsak acaba? Arda'yla evlenmeye yanarsın falan diye böyle. Olmaz, hiç etik olmaz bir kere. Şu an yaptığımız çok etik. Olabilir ama biz şu anda onun iyiliği için yapıyoruz bütün bu yaptıklarımızı. Yani kızlar da bunlar aslında birazcık da görgüsüzler yani. Görgüsüzler. Oturup kalkmasını bilmezler, konuşmasını bilmezler. Ay varoşlar. Hadi canım. Hadi canım uyandır hadi. Tamam. Şimdi Şebnemciğim vücudun yavaş yavaş kuvvetini geri kazanmaya başladı. Zihninin derinliklerinde gerçekten kime aşık olduğunu da hatırlıyorsun. Şimdi ben 3'ten geriye doğru sayacağım. Ve 1 dediğimde gözlerini açıp burada bizimle birlikte olacaksın. Tamam mı?
3, 2, 1. Yemin ediyorum İstanbul Jet Set'i böyle güzel bir gelin görmemiştir muhtemelen. Yani yarınki manşetleri tahmin edebiliyorum şimdiden. Şebnemciğim sen biraz şey mi, bir gerildin değil mi sen? Gel gel gel, gel otur şöyle azıcık. Heh, sakinleş. Yok, gayet iyiyim, keyfim yerinde. Aa, yok yok, senin gözlerinden kötü bir enerji geliyor böyle değil mi Almila? Aynen. Al sen iç bundan, biraz kendine gel. Ay istemez. Ay bir kere de itiraz etme, al şunu. Ya Allah Allah, istemiyorum. Ay bir yudumcuk lütfen. Ay ay, ben ne yaptım? Hay Allah. Ya siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ya? Her şeyi mahvettiniz. Tamam canım, bağırma, sileriz çıkar. Ya bekle çıkar teyze o şa. Ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Ya ben 5 yaşından beri düğünümü hayal ediyorum, siz biliyor musunuz ya? Ya bir çekin eliniz üstümden ya. Ya bir rahat bırakın beni. Bakın siz isteseniz de istemeseniz de ne yaparsanız yapın ben Arda ile evleneceğim. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Anlatabildim mi? Eğer beni birazcık seviyorsanız mutluluğumu istersiniz. Üzülmemi değil. Özür dilerim, özür dilerim. Tamam, otur, çıkaracağız şimdi, tamam. Annenin bir şey soda bulsa. Tamam. Ay! Ya bırakın ya, bırak. Sildikçe üstüme yapışıyor bu. Kim Kardashian hamilelik kiloları gibi. Ay tamam, lanet olsun, orayı iptal edin şu düğünü. Tamam canım, ben hemen arıyorum, tamam mı? Şimdi. Hayır Almila, bırak o telefonu. Gelinlik nereden çıktı şimdi ya? Hiçbir fikrim yok. Şebnem. Bu gelinliği giymeni çok isterim. Tabii sen de beğenirsen. Ama olmaz ki teyzoş. Niye olmasın hayatım? Benim için çok ayrı bir anlamı var. Yıllardır sakladım. Ben giyememiş olabilirim. Ama senin hala böyle bir şansın var. Seni Sultan. Senin çok mutlu olmanı istiyorum. Ay tamam, yani bu da 90'lar moksanlar olabilir ama günümüzde vintage diye bir şey var değil mi kızlar? Bu da bana çok yakışacak. Çok yakışacak. Senia'nın konuşması bir işe yaradı mı? Yok. Bizim konuşmamız da bir işe yaramadı Müfit abi. Gelinliği bile mahvettik ya. Yok. Yeni gelinlik gelince o da suya düştü. Zaten Şebnem o kadar hevesli ki. Ve peki Senia bir şey yapmadı mı? Yapmadı. O sadece Şebnem'in mutluluğunu istiyor. O yüzden daha fazla bir şey yapacağını sanmıyorum. Ay yani... Böyle de çok güzel oldum teyzoş. Bu gelinlik de bana çok yakıştı. Yani bu ülkede gelinlik mankeni olsaydım yemin ediyorum bütün mankenler işsiz kalırdı. Üstüne bir de gelinlik satışlarında patlama olurdu ki burada evlenmeyen kadın kalmazdı değil mi? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kızlara da yazık ya. Nasıl bakıyorlardı öyle melin melin? Kainatı görecekti nasıl? Teyzoş. Çıkalım mı? Nasıl hallettiniz peki? Kim getirdi gelinliği?
Ne şaşırıyor gerizekalı? Neye şaşırıyorsa yalancılık bunda. Adam kandırma bunda. Evet desek evlenecek masada benimle. Değil mi teyzoş? Teyzoş? Fidan abi. Ya kızlar size bir şey söylesenize. Ne dememizi bekliyorsun anlamıyorum ki. Ne bileyim aferin deyin. Ne güzel yaptın. Oh ona daha fazlası müstahaktın. Ne güzel oldu ya deyin. Açık bir feden bir şeyler seçin işte canım. Hala işin dalgasındasın değil mi? Anlamadım. Ya biz senin için günlerce perişan olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Doktorlara taşındık. Ne yapalım arkadaşımıza nasıl yardım edelim diye delirdik biz ya. Sen ne yaptın? Kandırdın bizi. Onu beraber ev tutup ittifak kurmadan önce düşünecektiniz onu. Bunun için mi yaptın? O zaman gelip konuşsaydın bizimle, söyleseydin. Biz seni zorlamazdık ki zaten. Beni önemsemediğinizi düşündüm. Yani siz ikiniz birbirinizi daha çok seviyorsunuz sandım. Yani beni sevmiyormuşsunuz gibi geldi. Sen bizim sevgimizi mi test ettin? Hayır canım. Hiç mi üzülmedi nasıl çırpındığımızı görünce? O kadar da değil saçmalamayın. Beni çok kırdın Şebnem. Beni de. Biz senin etrafında pervane olalım. Sen bizi kandır öyle mi? Kusura bakma ama benim en yakın arkadaşım böyle biri olamaz. Ya. Benim de. Kızlar saçmalamayın. O kadar da değil. Umarım yaptığını anlamışsındır da bir daha karşıma çıkmazsın gerizekalı. Şebnem'cim biraz konuşmak ister misin? Şebnem, bırak elindekini. Seninle hemen konuşmamız lazım. Hayatında hiç bu kadar... Sessize al şu telefonu. Ama Selim arıyor teyzoş. Şebnem! Alo, Şebnem Gülsoy'un telefonu. 15 dakika sonra Marina'da ol. Ya çok iyi olurdu ama... 15 dakika dedim. Şebnem Hanım. Şimdi iş sırası değil Memo'cum. Yalnız şey bir şey söyleyeceğim. Bence çok doğru bir karar verdiniz. O Arda zaten seni taşıyamayacaktı. Yani zaten yanına da yakışmıyordu. Bitti mi? Yok bir şey daha diyeceğim. Ya eğer sana değer verecek, seni el üstünde tutacak, elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacak birini arıyorsan adres belli. Canım ben o adresi zaten biliyorum da ben o adresi ekmek, gazete, yumurta üçgeni için kullanıyorum. Okey? En azından evlenmedin ya o yüzden o da bana yeter ya. Evet. Yani nedir bu kadar acil olan çok merak ettim doğrusu. Bu arada yani sakın beni vazgeçirdiğini falan zannetme. Çünkü ben bir öpücükle nikah masasından kalkacak kız değilim. Ayrıca o hareketi de neden yaptın? Anlamış değilim açıkçası. Anlamadıysan niye karşılık verdin? Efendim? Ben seni öptüm, tamam. Ama sen de bana karşılık verdin. Sen de beni öptün. Konumuz bu değil zaten, merak etme. Ben senin bir numara çevirdiğini biliyordum zaten. Bunu başkalarına yutturmuş olabilirsin ama... ben senin bu küçük oyununu yutmadım Şebnem Gülsoy. Çocuklar beni bekliyor kafede. Yoksa seni bırakıp gitmezdim. Olur mu öyle şey canım? Sen beni düşünme bile. Beni düşünme. Nasıl olacak o? Müfit, senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Şebnem'in yaptığı hatayı anlaması lazım. O yüzden ne olur eskiden olduğu gibi alttan alma. Yumuşak davranma. Ben de öyle yapacağım çünkü. Tamam. Merak etme. Bu yaptığın hiçbir affedilecek tarafı yok. Farkında mısın? Herkes perişan oldu. Teyzenin, kızların aklı çıktı. O doktordan bu doktora koşturup durdular. Yazık. Herkes kendini yiyip bitirirken sen ne yaptın? Çok eğlendin mi? Güldün mü arkalarından Şebnem? Ya, yalnız bir dakika. Bir dakikası falan yok. Beni çok kırdın. Sadece beni de değil, herkesi. Tamam. Ben de seviyorum gülmeyi, eğlenmeyi ama bu... bu çok başka bir şey. Bunda eğlenecek bir şey yok.
Biraz büyü artık Şebnem. Yoksa çok yalnız kalacaksın. İlgileniyorum zaten şu anda Tekin. Tamam haklısın. Biraz yumuşak davrandım. Fazla anlayışlıydım. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Ya merak etme sen. Ben halledeceğim bu meseleyi. Ya kontrol bende artık. Şebnem geldi. Ben seni sonra ararım, konuşuruz. Tamam, siz de iyi bakın kendinize. Şebnem, seninle konuşmamız gerekiyor. Bu genelde ilişkiyi bitiren son cümle olur değil mi? Sonrasında da sorun sende değil, bende gelir. Bilmiyorum, ilişkimizin başı mı olur, sonu mu olur? İlişkimiz biter mi, başlar mı? Ya da sorun kimde, onu da bilmiyorum ama hepsini tek tek göreceğiz. Bugüne kadar seni kısıtlayacak hiçbir şey yapmadım. Şebnem akıllı kızdır. Şebnem halleder. Şebnem ayakları üzerinde durur dedim. Ama geldiğimiz noktaya bak. Tamam da bir dakika teyze, şimdi yani. Hiçbir şey mazur gösteremez seni, hiçbir şey. Hepimizi parmağında oynattın, hepimizi kandırdın. İyi de şu anda biraz abartmıyor musunuz? Sırf sen mutlu ol diye yıllardır dokunmaya kıyamadığım gelinliğimi verdim sana ya. Niye biliyor musun? Çünkü senin gerçekten mutlu olmanı istedim. Senin Arda'yla gerçekten evlenmek istediğine inandım. Sırf dedim yüzü gülsün, mutlu olsun dedim. Ben onun her zaman arkasında olurum dedim. Ama sen ne yaptın ya, 5 yaşındaki çocuklar gibi. Ben zaten açıklamaya çalıştım, anlatmaya... Açıklama! Bana artık hiçbir şey açıklama! Babana verdiğin sözler ne oldu ha? Babacığım ayaklarımın üzerine duracağım, çalışacağım. Onları da bir kenara attın. Atılmadı. Harun Bey ya. Harun Bey kapımıza kadar geldi. Şebnem Hanım iyileşsin, ondan sonra işe dönsün dedi. Adam nereden bilsin senin çevirdiğin dolapları? Tamam ya, tamam. Tamam teyze. Eğer bu kadar sinirliysen, bu kadar burada olmamı istemiyorsan ben basar giderim. Hala anlamıyorsun değil mi? Hala kafan basmıyor. Bambaşka bir şeyden söz ediyorum ben. Giderim bak. Peki. Sen bilirsin.